Sonra Meryem yataktan kalkar, bahçeye çıkar. John uykudan uyanır, elini yanındaki boş yasta atar, ancak Meryem yoktur. John korkuyla bahçeye fırlar ve karısına der ki... Ana, niye çıktınız yataktan? Yat yat, sıkıldık. Bizim çocuklar keyifsizdi, ben de aşağı ineyim dedim. Zaten uslu uslu oturuyoruz, film anlatıyoruz. Ha, iyi hadi bakalım, fazla yorulmayın ama. Ay, Vahit de çok sıkılıyordu. Olmazsa onu da indiririm yanınıza, ha? He mi? E hadi. Şah! Oradan şah diyemezsin, Vahit'in mi? Neden diyemeyecekmişim? Ben bu satranç takımda kaç kaymışaydım biliyor musun? Onun istediği yerde şah çıkıyorum, şah! Ama mat olursun. Bak, vezirimle şahını açmaza aldım. Bana bak! Sen utanmıyor musun koskoca emini şahını açmaz alıyorsun? Yüzükler olsun sana verdiğim emiye. Dur kızma emmi. Tamam emmi oğlum, sen de Vahit emmi yap bir güzellik artık. Olmaz. Ben o hamleyi 7 hamle öncesinden hesaplı duydum. Oyunun kuralı bu. Tahta benim. Kuralını B koyarım. Kural 1. Bir hamleden fazlasını hesaplamak yasaktır. Kural 2. Benim iznim olmadan daştırma açmaza almak, filmi, atımı, itimi kırmak yasaktır. O zaman ben dama oynayayım, sen satranç. Hatta hiçbir şey oynamasan daha iyi olacak emmi oğlu. Vitamin büyüğümüzdür, ne istiyorsa onu yap. Aferin, bak nasıl sportmen delikanlı. Bat! Sonra John, Meryem'i kollarını alıp havaya kaldırır. Onlar döner, kamera döner. Onlar döner, kamera döner. Onlar döner, kamera döner. Ay, benim midem bulandı, dinleyemeyeceğim. Ama tamam, o kadar. Film bitti zaten. Bir tane de ben anlatayım. Türk filmi ise çoğunu bilirim. Türk, evet. Fakat yabancı içerikli. Adı Kaderin Savaşçısı. Hiç duymadım. Kimler oynuyor? Şimdi büyük bir erkek aktör olan Kadir İnanır ile... Adını pek hatırlayamadığım bir kız aktör oynuyor. Neyse uzatmayalım. Şimdi film başladığında Kadir İnanır ile bu kız aktör birbirlerine çocukluktan beri sevdalıdırlar. Bir ağacın altında gizli gizli buluşmaktadırlar. Kadir İnanır etkili konuşmasıyla kız aktörün aklını başından almıştır. Nasılsın Yeliz? İyiyim Sabit. Sinemaya gidelim ister misin? Yine karate filmine mi? Sıkıldım artık. Hiç aşk yok. Olmaz mı? Gizli aşk bu. Yok canım. Adam durmadan birilerinden dövüşüyor. İşte aşkı için dövüşüyor. Aşkı için dövüşmeyen bir sen varsın zaten. Hala babana evleneceğimizi söylemedin değil mi? Babandan Allah gibi korkuyorsun değil mi? Kaç sene oldu? Ağaç hatlarında buluşmaktan bıktım artık. Sündüm sen de. Kadir İnanır, hiçbir şeyden korkmayan, gözünü budaktan sakınmayan yiğit bir köy delikanlısıdır. Çok sert bir adam olan babasına sevdiği kızla evlenmek istediğini cesurca söyler. Babası şöyle bir kaşlarını çatar ve der ki... Ne dedi? Olmaz dedi. Nedenmiş? Odun kömür deposunu enişteme bırakamazmış. Ben dükkanda oturacakmışım. Bana ayrı ev açacak durumu yokmuş. Evlenmem için erken olduğunu da ısrarla vurguladı. Sen de razı oldun. Ama evlenmem için erken olduğunu kalın bir odunla vurguladı ve çok ısrarlıydı. Kız aktör sevdiği adamın cesaretine bir kere daha hayran olmuştur. Kadir İnanır babasına karşı gelerek deliler gibi sevdiği kız aktörü kaçırmaya karar verir. Ancak kader bu cesur aktöre kötü bir oyun oynamaya hazırlanmaktadır. Yapma, ne oluyor? Maalesef kız aktör... Ölüyor mu? Hiç dertlenme. Ne yapacaktım? Ömrümün sonuna kadar seni bekleyip dalımda mı kuruyacaktım Sabit? Yeliz, ama ben seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Seviyorum da ne oluyor? Senin babanı razı edip beni alacağın yok. Yaşım geldi. Ben evlenmek istiyorum. Hazır isteyenim varken... Gönlüm sevmese de evleneceğim işte. Senin sümsüklüğüne yan. Yeliz,
Yeliz. Dur be Yeliz. Dur be. Kadir İnanur yıkılmıştır. Olduğu yere çöker ve filmin burasında yanık bir türkü söyler. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Göklere erişti feryadım ahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bak hele, kızamıkçuk gibi döküldüler. Türküyü duyunca... Sen bu türküyü en son bir ağacın dibinde söylemiştin abi. Ne güzel değil mi? Bir filmde Kadir İnanır söylüyormuş. Sevdiği kız onu terk edip başkasıyla evlenmeye karar verince... O filmi ben de görmüştüm. Ben de. Kadın oyuncu kimdi? Sabit hatırlayamadı. Ben de hatırlayamadım. Ben de. Bir gülün çevresi dikendir, hardır. Bir gülün çevresi dikendir, hardır. Bülbül gül elinden ah eyle zardır. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da...